Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'te yönetim katında yeniden beraberiz. Plastik sektöründe yarım asırlık bir tarihe sahip olan Belçika merkezi Ravago Group Türkiye ve Orta Doğu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan Onur bizimle. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Teşekkür ederiz katılımınız için. Mehmet Bey, Belçika merkezi plastikte ve Ravago Group plastik, kauçuk ve kimyasal maddeler alanında dünyanın bir numaralı servis sağlayıcısı olarak biliniyor. Bize biraz anlatır mısınız? Tam olarak ne yapıyor Ravago Group? Kaç ülkede faaliyet gösteriyor? Ravago Group 60. yılını önümüzdeki yıl idrak edecek ve plastik ham maddeyle iştigal ediyor. 45 tane fabrikası var dünyada. 55 ayrı ülkede, 285 farklı noktada, farklı lokasyonda hizmet veriyor. Gerek lojistik olarak, gerek üretim olarak, gerekse sair hizmetler, finansal çözümler üretiyor müşterilerine. Dünyada kayıtlı olarak her daim alışveriş yapan 45.000 tane müşterisi var ve bu 45.000 müşteriye 7.000 çalışanıyla hizmet vermektedir. Esas konusu plastikler, polimerler üzerine kuruludur. Core business'ı plastiktir, polimerdir. Ama yanında da son 7-8 senedir inşaat yalıtım malzemeleri konusunda dünyada ve de Türkiye'de üretim yapmakta ve bu konuda servis sağlamaktadır. Yani iki alanda Ravago'yu faaliyet içinde görebiliriz. Ana konusu plastik polimerler, ikincil konusu da inşaat yalıtım malzemeleri üretimidir. Türkiye'nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu arasında yer alıyor şirket. Ülkemizde kaç yılında kuruldu? İstanbul başta olmak üzere kaç ayrı lokasyonda varsınız? 1998 yılında kurulduk. 1998 yılında bir joint venture olarak %50-50 kuruldu. O dönemden bugüne kadar hamleleri yaşadığımız lokal krizlerde dahil olmak üzere ki o döneme denk gelen 98'den bu zamana denk gelen 5 tane lokal krizi var Türkiye'nin kendine mahsus alanda. O dönemleri büyüme fırsatı olarak değerlendiren bir grup oldu Ravago Türkiye'de. Ve ifade ettiğiniz gibi de Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu içerisinde 2017'den beri yüzlü rakamlarda, yüzlü seviyelerde hep yer aldı. 2017'de 109'cuydu. Tam 100 olamadık ama ondan sonraki dönemde yavaş yavaş Türkiye'de ekonomik olarak bazı şeyler hız kesmeye başladığı için 2018'de 131.'ydik. 2019'da da 141. olduk. Yani bu yıl yayınlanan şeyde. Göreceli olarak tabii 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'de yaşanan döviz kriziyle, rahip kriziyle başlayan olan bir takım şeyler bizim de iş hayatımızda tedbirli davranmamızı gerektirdi. Tedbirli davranmaktan şunu kastediyorum. Yani riskli alanlardan olabildiğince az karlı ve riskli alanlar çıkıp daha secure iş alanlarında hizmet vermeye devam ettik. 2020 senesinde de bundan çok farklı bir sonucun olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok rafine bir çalışmaya döndük. Daha sonra izah edeyim. Ama Türkiye'deki ilk 500 yapıda bizim olmamız gereken yer sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk 100'ün içerisinde sürekli olarak var olmak. Ama şirketlerin tabii sağlıklı olması esas cirolarından mada yarattıkları değerle, katma değerle, yarattıkları istihdamla, hizmet verdikleri inovatif çalışmaların içinde olan müşteri segmentlerine verdiği katma değerli ürünlerle ölçümlendirilmeli. Yoksa yeknesak bir ciro büyüklüğünden bakarak ilk 500'ün içinde olmak bizim aslında hiçbir zaman rotamızda olmayan bir şey. Türkiye'nin ikinci büyük petrokimyasal üreticisi olarak mühendis plastiklerinde ürün gamlarınız nedir ve nedir mühendis plastikleri denilen? İzah edeyim. Mühendis plastikleri çok tabanda insanlarımızın bilmediği bir konu. Daha çok endüstri ile ilgili insanlarımızın farkında olduğu bir konu. Aslında plastikler, Türkiye'nin kullandığı plastikler, dünyanın kullandığı plastik iki ayrı grupta gerçekleşiyor. Bir tanesi çok kullanılan, değer olarak da dünyanın her tarafında %5 artı eksi değer farklılığı, fiyat farklılığı taşıyan komodite diye izah edilen ürünler. Bunlar polilen, polipropilen diye günlük hayatımızda her dakika dokunduğumuz ama fark etmediğimiz ürünler. Mühendislik plastikleri ise biraz daha performansı yüksek. Bizim aslında hayatımızı kurtaran uygulamalarda, işte arabaya kullanırken dokunduğumuz şeyler veya beyaz eşyada evde çamaşır makinesinin içerisinde gördüğümüz şeyler. Evimizin aydınlatma sisteminin arkasında duran bütün elektromekanik olan, elektronik olan her şeyde mühendislik plastikleri yer buluyor. Mühendislik plastikleri fonksiyonlu plastikler. Yani muhakkak bir rolü var. Yanmazlık niteliği bir mühendislik plastiğidir. Veya araç içerisinde, Allah korusun, bir kaza esnasında araçtaki insanları, yolcuları koruyan ve darbe emiş sistemlerini devreye alan güçlü tamponlar bir mühendislik plastiğidir. Veya sonsuz vibrasyonla çalışan, titreşimle çalışan bir takım malzemeler, gene vibrasyon bir yaşlanma unsurudur bilirsiniz. Titrerseniz yaşlanırsınız. Araçlar da, mekanik olan şeyler de böyledir. Bunlara cevap verip yaşam ömrünü, hizmet ömrünü uzatabilen her şeyi normal demin adlandırdığım komodite plastiklerin modifiye edilmiş, güçlendirilmiş, takviyelendirilmiş hali ise birebir mühendislik plastiği oluyor ve dünya literatüründe de engineering termoplastik diye geçiyor. Gerçekten bir argesi olan bir olay, bir unsur. Ama hiçbir zaman o milyonlarca ton olan komodite plastikler, o standart plastikler gibi büyük miktarlara erişmiyor. Dolayısıyla niş uygulamalarda, özel uygulamalarda her zaman hayatımızın her yerinde var. Bugün en çok güncel koşullarda izliyorsunuz da pandemi esnasında solunum makineleri olarak adlandırılan üniter aslında birer mühendislik plastiği uygulama alanıydı. Ve günümüz hayatında bir başka daha konu var ki herkes bunun farkında. Enerji tüketimini aşağı çeken, yakıt ekonomisi sağlayan ve dolayısıyla da çıktılarıyla, atıklarıyla beraber hava kirliliğini, çevre kirliliğini bertaraf etmek için hafif plastikler kullanılıyor. Bu hafif plastikler de gene mukavim olmak zorunda. Gene mühendislik plastiklerinin alanına giriyor. Ve arkasında derin bir arge var, devam eden bir arge var. Asla sınırı tamamlanmış, oluşumunu tamamlamış bir konu değil, dinamik bir şekilde gelişiyor. Ravago'nun Türkiye'deki ürettiği... Buyurun. Ravago'nun Türkiye'de ürettiği mühendislik plastikleri de dünyada kullanılan bütün mühendislik plastiklerinin üretimi Türkiye'de yapılmaktadır. Lokal amaçlı Türkiye pazarının içerisindeki bütün kullanımlara cevap vermekteyiz. Ötesinde de ciddi miktarda ihracatımız ülkemizden dış pazarlara, özellikle de Avrupa ve Orta Doğu'daki, ki kastettiğim Kuzey Afrika ülkeleri genelde, Körfez ülkeleri değil, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkelerde bizim mühendislik plastiklerimizi ihraç etmekteyiz. Ben lafınızı kestim, özür dilerim. Buyurun. Estağfurullah. Plastikte Türkiye'nin toplam mamul üretimi ne kadar? Ham maddenin büyük kısmını Petkim, sırasıyla Sasa ve Ravago üretiyor. Ne kadar ham madde üretiyorsunuz? Bunun ne kadarı yerel üretim? Ben size şöyle söyleyeyim. Aslında Türkiye altın yıllarını plastikteki kullanım aslında endüstriyelleşmeyle çok paralel olan bir şey. Yani ürettiğiniz ürünler plastikten mamul olduğu müddetçe ve bu arttığı müddetçe gerçekten endüstride büyük bir gelişim, inkişaf görüyorsunuz. Öte yanda da başka bir şey, bir gerçek daha var. Çok plastik kullanmak önemli bir şey ama azalması bunun endüstri küçüldü, daraldı da demek değildir tam manasıyla. Çünkü plastiklerin araçlarda, üniteler, kullanım miktarları plastiği mühendislik plastiği olması hasebiyle miktar olarak azalmaktadır. Performans artıyor, miktar artıyor. Şimdi Türkiye 15 milyon tonlardan 10 milyon tonlara plastik eşyayı kastediyorum. Plastik ham madde tüketimi 6 milyon tonlardan 10 milyon tonlara gelmiştir. 2019'un ilk 6 aylık raporunda açıklanan miktar, beklenen miktar 10 milyon ton plastik ham madde kullanımı. 15 milyon tonluk da bir mamul, plastik mamul ihracatı, satımı söz konusuydu. Fakat son dönemde, son 2 yılda Türkiye'nin kendinden kaynaklı değil ama dünyanın global konjonktürde işte yaşadığımız bazı daralmalar ve son pandemi dolayısıyla da bu miktarlar 6 milyon tonlar seviyesi gelmiş durumdadır. Türkiye'nin toplam plastikten sağladığı ciro 16 ila 17 milyar dolar seviyesinde bir boyuttur. Az değildir. Ve fiyatlarının da ortalama bir ürün fiyatlarında bugün itibariyle 1 dolar seviyesinde olduğunu düşünürseniz ki biz 1,5 dolarlardan 1 dolarlara geldik. Trend aşağı doğru. Türkiye'nin kullanımı, ürettiği katma değer bu manada önemlidir. Plastik zaman zaman yarlanan da bir ürün, bir ham madde grubu biliyorsunuz. Kullanıldıktan sonra piyasaya veya pazara veya ortalığa, çevreye bırakılmasıyla alakalı, sahip çıkılmamasıyla alakalı her daim yargılanan bir ürün. Ama son dönemlerde tabii bu pandemiyle beraber tek kullanımlık şeylerin hayatımıza yardımcı olması, bizi koruması yönünden de tabii çok çok büyük önemi var. En önemlisi ekonomide plastik çok güçlü bir oyuncu olmaya devam edecek. Dünyada da, Türkiye'de de, ülkemizde de. O yüzden de ekonomik değeri çok yüksek. Ciro katkısı ticari ölçekte 2019'dan sonra tekrar, 2020'den sonra tekrar yavaş yavaş normal haline gelecektir. Plastik bir direkt ticaret ve ihracat imkanına sahip bir ham madde. Yani plastiği olduğu gibi plastik ürün olarak ticaret edebilirsiniz, ihraç edebilirsiniz. Demin verdiğim rakamlar sadece direkt ticaretle alakalı, direkt ihracatla alakalı bir noktadır ki 5 milyar doların üzerinde bir ihracatta direkt ürün olarak mevcuttur. Ama ötesinde dolaylı olarak da plastiğin bir şeyin içine girip bir otomobil, bir başka taşıt aracı, raylı taşıt aracı olabilir veya bir beyaz eşya ünitesinin içerisinde saçtan mamul, elektronikten mamul bir beyaz eşya ünitesinin içerisinde de bir buzdolabının içerisinde de plastik gramaj olarak, ürün olarak ihraç edilmektedir. Bu rakamlar bunun dışındadır. Mehmet Bey, Avrupa'daki gibi Türkiye'de de plastik tasnif edilebiliyor mu? Sizin bu konuda da çalışmalarınız var mı? Geri kazanım tez var mı? Aslı Hanım, Ravago Group aslında bu 60 yıl önceki yola çıkışında plastikle ilk bir arada olması recycled'dan, geri kazanımdan başlıyor. Yani Ravago Group'un kurucusu olan Ralph Van Gorp ilk defa Avrupa'da plastiği, kullanılmış plastiği gerek endüstrinin kullandığı gerekse post-consumer dediğimiz tüketicinin kullandığı bazı plastikleri toplayıp Belçika'da geri kazanımla alakalı biraz ilkel olabilir o dönem itibariyle güncel modernizasyondan uzak ama bunu işleyerek, bunu değerleyerek tekrar satarak Ravago plastik hayatına başlamıştır. Türkiye'de bu konuda batıya göre bazı eksiklikler var. Bunların da esas başlangıç noktası maalesef regülasyonlar. Yani regülasyonlar devlet otoritesi tarafından yeterince sıkı kurallara bağlanmadığı için ayrıştırmadan başlayın, tasnif kastettiğiniz ve ondan sonra da bunun değerlendirilmesiyle olan bütün sürecin maalesef henüz doğru icra edilmemesi, bizim de o konuda Ravago Türkiye olarak bunca 60 yıllık birikime ve bu birikimin içerisinde oluşmuş teknolojiye geliştirilmiş bütün tekniklerle rekabetçi, üst düzey rekabetçi bir altyapıya sahip şirket olmanıza rağmen ülkemizin koşullarının bu zayıflığından dolayı maalesef o konuya henüz parmak basma cesareti gösteremiyoruz. Ali Adekan benim de bulunduğum sitemizdeki 80.000 metrekarelik bir alan aslında bununla alakalı özel rezerv edilmiştir ve bekliyoruz. Suudi Arabistan'da 3 sene önce başladığımız ve tamamladığımız yatırım oradaki petrokimya tesislerinin kullanılmayan firelerinin veya onların içerisinde kullanılamayan firelerinin tamamının Ravago üretim tesisinde yeniden işlenip ekonomik değer kazandırılıp hem Suudi Arabistan'ın dahil olduğu Gulf bölgesinde, Körfez bölgesinde hem de Türkiye ve İtalya'da yeniden geri kazanımla mühendislik plastiği katma değerli, modifiye edilmiş özel ve otomotivin de bugün istediği şey kullandıkları plastiğin %60'ının geri kazanılmış plastikten olmasını imza koyuyorlar. Büyük regülasyonlar var. Avrupa Teknoloji bu konuya çok ciddi bakıyor ve üreticileri, petrokimya üreticilerini zorluyor. Ellerinden imza alıyor, taahhütname alıyor. Diyor ki, kardeşim diyor, sen diyor 1 milyon ton üretim yapıyorsan 1 milyon ton kadar recycled malzemeyi pazara tekrar kendi brandinle, bambaşka bir brandin ama senin taahhütünde ve senin garantinde sunu verebilmen lazım. Ve müşterilerin eğer ki prime'ı tercih edip, birinci kalite malzemeyi orijinal tercih edip recycle, geri kazanılmış orijinli malzemeyi tercih etmiyorsa senin malına ekstra, ki bunu geçen zamanda ilan ettiler, %25 ekstra vergi ödeteceksin diye bir regülasyon getirdiler. Dolayısıyla bu bir ekosistemde öyle bir zincir yaratıyor ki, yani tasnifle başlıyor, evlerden başlıyor, renkli torbalarda her şey biriktiriliyor, kapının önüne öyle konuyor, çöp idaresi bu şekilde alıyor, bunlar bizim gibi firmalara eriştiriliyor, ayrıştırılıyor, yıkanıyor ve geri kazanıyor. Türkiye bu noktada değil maalesef. Çok garip şeyler görebiliyoruz. Sokaklara atılıyor biliyorsunuz. Bir takım insanlar tarafından toplanıyor. Yeterince değerli bir şekilde satılamıyor, el değiştirilemiyor. Onun için bizim ülkemiz maalesef henüz o noktada değil. Biz de Ravago olarak bunu şu an beklemekteyiz. Ama emin olun ki biz buna hazırız. Teknoloji olarak hazırız, yatırım olarak hazırız, kapasite olarak ve kabiliyet olarak hazırız. Korkunç da bir değer var arkasında. Gerçekten aslında peşinden koşulması lazım. Ama sizlerin bu konuyu açmış olmanız çok değerli. Bizim gibi firmaların bunlara hazırlık yapması çok değerli. İnşallah yakın zamanda idari otoritelerimiz bu konuda net, kesin ve iyi kararlarını vermeleri gündeme gelecektir diye bekliyoruz. İnşallah bizim de temennimiz o yönde. Ar-Ge çalışmalarına çok önem veriyorsunuz ve bu konuda pek çok yatırımınız oldu. Bu yatırımlardan biri 3 sene önce gerçekleştirdiniz sanıyorum. Avrupa'daki ilk geniş çaplı Ar-Ge merkezi oldu. TÜBİTAK'la işbirliği içinde geliştirdiğiniz projeler nelerdi? Ar-Ge merkezinizde üretilen projeler hangi iş kollarını kapsıyor? Öyle söyleyeyim, aslında bizim Ar-Ge merkezimiz Türkiye'de ki plastiğe hizmet veren ve polimerden başlayıp mühendislik plastiklerine ilerleyen süreçteki ilk merkezdir. Ama Avrupa'da bu ilkler biridir. Belki de bizden önce çok daha farklı şeyler muhakkak yapılmıştır. Ama biz Türkiye'de bu konuda kapsamlı nitelikte ilk yeriz. Şöyle söyleyeyim, 28 civarında bir mühendis kadromuz var. Hepsi doktora ve master yapmakta olan, aynı zamanda içimizde de bu master programlarını takip eden teknik ekiplerimiz var. Büyük bir Ar-Ge merkezi. TÜBİTAK ve TEYDEB'le yürüttüğümüz, kurulduğumuzdan bu yana ortak projeler oldu. Hala devam eden bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli iki projemiz var. Onlardan bahsedeyim müsaadenizle. Bir tanesi nefes alabilen termoplastik poliüretan konusunda bir gelişme yapmaktayız. TÜBİTAK'la beraber yürüyor bu. TEYDEB projesidir, devlet desteklidir. Amacı şudur, bu yeknesak herhangi bir modifikasyon, herhangi bir katkı koymadan bir poliüretan yapısı içinde, termoplastik poliüretan yapısı içerisinde tek vücut bir poliüretan ama giyilebilen bir şey. Yani bugün tekstilde tela olarak kullanılan bir uygulama vardır. Giysilerimizin içerisinde düzgün durmasını sağlayan, işte yakanın potsuz durmasını sağlayan bir tela sistemi vardır, zorunludur. Milyonlarca metre kullanılır. Bu bir poliüretandır. Veya bugün deri görüntüsünde olan bir takım giysiler vardır. Mont olarak görürsünüz, çok mukavim iş kıyafetleri olarak görürsünüz. Bunlar da poliüretan esaslıdır ve hava alırsa şayet insana zarar vermez. Ama çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. Nefes alabilen TPU uygulaması bugün bütün dünyada hayat bulacağı yer hasta yatakları. Hasta yataklarının üzerindeki tuvalete pek imkanı olmayan, kalkan insanlar için ve uzun süreli yatalak olan hastalar için bir çarşaf niteliğinde olan bir üründen bahsediyorum. Hava aldığı müddetçe bu ürün, bu yastık, yatak, sheet olarak yapıldığında hastanın vücudunda yaralar açılmamaktadır. Duymuşsunuzdur muhtemelen, uzun süre yatan hastaların vücudunda yara açılır. Bu pamukta bile söz konusudur. Dolayısıyla bu çok önemli, çok değer verdiğimiz ve Türkiye'nin katma değeri çok yüksek ürünlerinden bir tanesi olacağını düşünüyoruz. Onun için bizim Ar-Ge merkezimizin göz bebeği projelerden bir tanesi. Diğer ikisi de otomotiv sektöründeki düşük emisyona cevap verebilecek karbon elyaflı özel kompozitlere yönelik yine yürüttüğümüz bir proje. Aslında çok taze, bu proje yeni kapandı, bitti yani. Ve projemiz onaylandı, otomotivde kullanılacak özel bir ham madde üretimi söz konusu oldu. Bu da TÜBİTAK'la yapılan bir projeydi. Global bir otomobil üreticimizle ve TEYDEB dışında ortak bir başka projemiz vardı. O da ağaç elyafından üretilmiş özel bir plastik gruptu. Araçların önündeki dashboard dediğimiz o torpido diye adlandırılan grubun direksiyonunda fikse edildiği, o göstergelerin yerleşik olduğu grubun alt ham maddesi, yani ana kasasını gene bu Ar-Ge merkezinde geliştirdik. Yani Ar-Ge merkezi bizim Ravago'nun dünyadaki diğer tesislerine de teknoloji aktardığımız, formül aktardığımız, reçete aktardığımız, geliştirilmiş, onaylanmış, müşterisi hazır, müşteri grupları hazır çalışmaların çıktığı bir yer. Gebze, Taysat taşıt araçları, yan sanayicileri organize bölgede yerleşik bir yer. İmkanınız olursa bir gün ziyaret edin, gerçekten görülesi bir yer. Mutlaka geleceğim. Mehmet Bey, sizinle sohbet çok güzel gidiyor. Son 2 dakikaya girdik. Türk sanayisinin önemli bir ham madde sağlayıcısı olarak üretime çok önem veriyorsunuz. İzmir'deki fabrikanızı anlatmanızı isteyecektim. 40 milyon euroluk bir yatırımınız olmuştu. Bunun dışında yatırımların sonuçlarını alıyor musunuz? Ama son 2 dakikaya sadece bir soru sığdırabilirim. Hızlıca anlatayım hemen. 2 sene de cevap verebilirim. Ali Ağa'daki tesisimiz, İzmir'deki Ali Ağa'daki tesisimiz yaklaşık 220 dönüm üzerine kurulu. 1 milyon euro yatırımla 2 sene önce tamamladığımız malzeme handling dediğimiz malzeme elleşleme full otomasyonda çalışan bir tesis. 200 bin ton polistiren üretimiyle 70 bin ton mühendislik plastikleri üreten bir tesisi burada konuşlandırdık. Bir doğa harikası bir yer, yemyeşil bir alan içerisinde. Teknolojimizin tamamının üretimde ve ihracata dönük üretimde kullanılmasına yönelik dizayn ettiğimiz bir yer. Avrupa'daki önemli üretim noktalarından biri olacağımıza inanıyorum. Burası gerçekten petrokimya endüstrisinde kalbi, bildiğiniz gibi Petkim, Sokar ve TÜPRAŞ gibi önemli büyük oyuncular, bizden çok daha büyük oyuncular burada konuşlanmış durumda. Coğrafya olarak erişimi limanlar yönünden çok uygun ve yaklaşık olarak 100 bin metrekare daha serbest alanımız var. Burada yatırım yapmaya, işlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sizi tekrar en kısa zamanda davet edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Plastik sektöründe Türkiye sanayisi ve lider endüstrileri için pek çok iyi ki hayata geçiren dünyanın 1 numaralı servis sağlayıcısı Ravago Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan Onur bizimleydi. Haftaya yeniden aynı gün ve saatte görüşünceye dek mutlu, sağlıklı ve hoşça kalın.